Sevgili Kanal 23 izleyicileri, bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Ömer Serdar. Bunun dışında aslında tabii siyasi kimliği olaraktan bugünkü mevcut statüsünden bahsetmiş olduk. Ben kısaca hemen kendisini aktarmak istiyorum sizlere. 26. dönem Elazığ Milletvekili, 10 Şubat 1963 Elazığ Palı doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 1991 yılında Elazığ Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Refah Partisi İl Başkanlığı yapmıştır 1996 yılında. 2003 yılında Adalet Kalkınma Partisi Büyük Kongre Delegesi, 1982 yılından itibaren ise Sanat Edebiyat Dergilerinde ve Milli Gazete dahil olmak üzere yazılar yazmıştır. Kendisinin sanatla ilgili bir tarafı da vardır. 2017 itibariyle Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı da yapmış bulunmakta. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ekranları başlarında bizi izlemekte olan insanlarımızı da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca sizi de tebrik ediyorum. Yani değişik bir formatta yayın sunuyorsunuz. Ben zaman zaman Elazığ'a gelip giderdim ama insanların programınızı konuştuğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Değişik bir format deniyorsunuz. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizden ayrıca bu güzel cümleleri duymak da çok güzel ve keyifli oldu. Sayın Ömer Serdar, sorularıma başlamadan önce siz kendinizi nasıl tanıtırsınız? Avukatlık kimliğiniz var, evet siyasi kimliğiniz var, yazarlık var, iş hayatı var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Ömer Serdar kendi için ne söyler? En zor sorudan başladınız. Yani bir insanın en zor cevaplayabileceği kendisine ilişkin bir anlatımdır. Evet, yani kısaca özgeçmişimi orada değindiniz. Yani biz Elazığ'da doğduk, büyüdük. Deyim yerindeyse şehir çocuğuyuz. Yani, benim doğumumla birlikte ailem Elazığ'daydı. Altı kardeşin en küçüğüydük. Annem Bingöllü, babam Palulu. Böyle bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. Elazığ'da tabii o çocukluk yıllarımıza baktığımızda mahalleler vardı. Kenar mahallelerin birinde yaşıyorduk biz de. İşte Rüstem Paşa Mahallesi. Orada Yücel İlkokulu'nu okudum. Yine burada ortaokul, liseyi İmam Hatip'te okudum. Daha sonra İstanbul dönemimiz başladı. Tabii bizim ilkokulda okuduğumuz dönemler Türkiye'nin bu kadar bolluk ferahlık içinde olduğu dönemler değildi. Yani o dönemler bugün anlatınca belki karikatür gibi gelebilecek bir eğitim ve sosyal yaşam vardı. Yani insanların kara önlüklerle, efendim yamalı pantolonlarla okula gittiği, Marshall yardımlarının okullarda yapıldığı, dersin ilk dersten sonra hemen süt tozundan süt yapılıp dağıtıldığı, efendim pastaların dağıtıldığı. Böyle bir süreç, okulu ısıtmak için herkes kendi evinden bir parça odun götürdüğü bir dönem. Bunu şunun için aktarmaya çalıştım. Yani yaşadığımız sosyokültürel ortam böyle. Bu süreç içerisinde eğitimimizi tamamladık. Ve burada eğitimi tamamladığımız süreç özellikle 80 darbesinin öncesi, biz lise yıllarında olduğumuz için işte öğrenci dernekleri vardı. Milli Türk Talebe Birliği, efendim Ülke Ocakları, Milli Mücadele Dernekleri falan. Biz de Milli Türk Talebe Birliği çatısı altındaydık. 80 darbesi sonrası da zaten İstanbul süreci başladı. Fakülte yıllarım başladı. Tabii siz konuyu açarken birkaç şapkamdan bahsettiniz. İşte sanat, edebiyat, yazarlık ilgimden, meslek hayatımdan, sonuçta siyasi hayatıma ilişkin. Bu şöyle başladı. Yani lise yıllarındayken hakikaten ben çok iyi okuyan birisiydim. Yani bizim o dönemler, daha ortaokul yıllarında Texas Tom Mix vardı. Bilir misiniz, bilmem tabii ya. Ki.
O tür görsel kitaplarla başladık. Daha sonra klasikleri okumaya başladım. Romanlar, işte şiir, edebiyat, hikayeler falan. Hatta şöyle bir anım vardır. Bir gün hikayelerimi, 4 tane hikaye yazmışım. Ankara'da çıkan bir dergiye gönderdim. Bunlardan biri yayınlandı. Bizim edebiyat hocamız vardı. Rahmetli Necmi Polat. Edebiyat dersimize gelirdi. O tarihe kadar yani kimse benim edebiyatla sınıf arkadaşlarım falan bilmezdi. Yani bu benim bir özel alanımdı. Hoca bize şeyi anlatıyor. Öykü. Bunun sistematiği nasıl olur? Giriş, gelişme, sonuç falan. Dedikten sonra dedi ki şimdi bir öykü örneği, hikaye örneği okuyacağım size. Kısa bir hikaye örneği. Okumaya başladı benim hikayem. Ben tabii ter içerisindeyim. Yani hiç beklemediğim bir şey. Yani edebiyat hocam işte Ankara'da çıkan edebiyat dergilerini takip edecek ve benim orada hikayemi bulup getirip örnek olarak okuyacak. Çok duygulanmıştım. Bitirince dedi ki bu hikayenin yazarı bu sınıfta dedi. Sonra beni işaret etti ve ben konuşamadım. Yani anlat falan dedi. Konuşamadım. Çünkü böyle bir şey de beklemiyorum. Tabii yazar çizerlik hayatımın yapılanmasında bu hocanın çok etkisi oldu. Daha sonra ciddi anlamda beni yönlendirdi. Okumam gereken eserleri, işte yazıları göndereceğim yerleri falan. Bizim burada bir de bir arkadaş çevremiz vardı. Bir kısmı yazardı, bir kısmı şairdi, bir kısmı makale yazardı. Onların hepsinin daha sonra kitapları çıktı. Benim de dahil olmak üzere. İşte Selim Erdoğan, Sıtkı Caney, Necati Polat, Hıdır Toraman, Mustafa Dabakbaşı gibi arkadaşlar. Evet. Bir kitap evi çevresinde. Deyim yerinde ise biz kendi hikayemizi kurgulardık orada. Biraz daha Elazığ'ın güncelinden öte yürüttüğümüz bir sanat edebiyat faaliyetleri vardı. Yazarlık hayatım orada başladı. Daha sonra İstanbul'da işte gazetecilikle falan devam ettim. Daha sonra bunlar tabi eğitim süreciyle paralel yürüyen şeyler. Yani fakülteye başlamam, yani fakülteyi bitirmem. Sonra fakülte de bir fakülte değildi. Evet, yani programın öncesi konuştuk. Evet, benim evet. Şimdi 2 tane diplomam vardı. Biri İmam Hatip diploması, bununla hukuk fakültesine girmiştim. Bir de Atatürk Lisesi diploması vardı. 2. yılda bununla İstanbul Sosyoloji'ye girdim. İstanbul Sosyoloji'ye kayıt yaptırdım ama bunu devam ettirmedim. Sosyolojiye özel bir merakım vardı. Daha sonra hukuk fakültesini tek olarak yürüttüm. Orayı bitirdikten sonra İktisat Fakültesi'nde sosyal siyaset alanında master'ı kazandım. O da çok uzun devam etmedi ama sonuçta pratik hayata her Anadolu ailesinin çocuğundan beklediği gibi bir an önce hayata atılsın, gelsin işine başlasın şeklindeki beklenti bizi Elazığ'a getirdi. Rahmetli annemin çok arzusuydu benim Elazığ'da yaşamam. Aslında İstanbul'da kalmaya karar vermiştim ama annem çok arzu ederdi ve çocukları içerisinde tahmin ediyorum en fazla sevdiği de bendim. Herhalde en küçüğü olmama sebebiyle geldim Elazığ'da. Avukatlık stajına başladım. Askerliğimi yaptım. Elazığ'da ofisimi açarak avukatlığa başladım. Avukatlık serüvenimiz böyle devam ederken 91 yılıydı işte o dönem milletvekili olan Ahmet Cemil Tunç Bey ve Ziya Orman Bey bana partide görev almamı önerdiler. Ben de ya ofisimi yeni kurmuşum. Siyasetten de uzaklaşmışım. Bakın benim böyle ilgi alanlarım var. Yok dediler. Buna ihtiyaç var. Çünkü o tarihe kadar il başkanı dahil Refah Partisi'nde hiç üniversite mezunu yoktu. Ve ben ilk defa girdim başkan yardımcısı olarak. 6 yıl çalıştım. Ve genç de bir yaşta. Evet, evet. Yani oldukça genç bir yaşta bu işleri yapıyordum. O dönemin işte televizyon programları sizin arşivlerde vardır. Sizde ve Kanal E'ydi o zaman. Onun arşivlerinde vardır. Sürekli programlara partiyi temsilen ben çıkardım. Hatta daha sonraki dönemde işte Gürsel Bey de burada şeydi. İl başkanıydı CHP'de. Onunla da programlarımız falan olmuştu.
Daha sonra 96 yılına geldiğinde artık Refah Partisi mahalli seçimleri de almış, hükümet ortağı olmuş, daha doğrusu koalisyonu kurmuş. Rahmetli Erbakan Hoca başbakan, parti kongre yapacak ve kongreye seçimle girmek istiyorum ben. O tarihe kadar da Refah Partisi'nde böyle ikili, yarışmacı bir kongre yok. Ben de parti içerisinde biraz demokratik eğilimi temsil ettiğim için ben buna gireceğim dedim. Yani taban tercihi, delegasyon evet. kimi tercih ederse sonuçta onu yapmış olacağız. Evet. Ben genel merkeze rağmen kongreye girdim. Daha genç yaşındayım, 32 yaşındayım. 3 tane milletvekili var şehrin. 3 milletvekili diğer karşımdaki adayı destekliyor. Merkez belediye başkanı karşımdaki adayı destekliyor. Çünkü genel merkezin tercihi o. Oldu ki seçimi ben kazandım 38 oy farkla. Şimdi şehirde çok müthiş bir bahar havası esti. Yani şehrin beklentisiydi. Çok büyük de bir karşılık buldu. Çünkü bu kadar baskıya rağmen seçim kazanmak çok kolay bir şey değildi. Partinin il başkanlığının feshedileceği hep söylendi. Buna milletvekilleri de dahil oldu. Belediye başkanı rahmetli Hamza Yanılmaz o zaman. Ve gittiler genel merkezden uğraşarak beni feshettirdiler 12 gün sonra. Tabii bu Refah Partisi o dönem iktidar. Erbakan Hoca başbakan. Gazeteleri de manşetlere geçti. Refah Partisi'nde demokrasi virüsü bulaştı. Genel merkeze rağmen delegasyonun tercihiyle seçilen Ömer Serdar feshedildi. 32. gün programı Elazığ'a geldi. Çekimler falan yaptı. O merkez medya işte sürmanşet verdi. O tarih hakikaten şey için önemliydi. Refah Partisi dönüşümü için evet. önemliydi. Belki ben o dönem anlaşılmadım. Şehir halkı anladı. Ama parti heyeti bunu anlamadı. Bunun sonuçlarını kestiremedi. Çünkü bunun sonuçları daha sonraki yıllarda işte AK Parti'nin doğumuna giden Abdullah Gül'ün alternatif aday olması Recai Kutan'a karşı böyle bir süreç başlamış oldu. Siyasi hayatım da böyle şekillendi. Yani daha sonra Refah Partisi kapatıldı. Ben avukatlığıma devam ettim. Devam ettiniz. Orada da cümlenizi bölmek istiyorum. Çünkü tam oraya da sormak istediğim bir soru var. Tabii ki. Sayın Ömer Bey. Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti. Burada hani oradan diğer kısma geçişten biraz bahsettiniz. Tüm bunlarla birlikte bir de Anavatan Partisi de var. Sizin siyasi hikayeniz içinde, siyaset hayatınızda. Evet. Bu parti değişiklikleri, evet hani burada fesiniz istendi. Ve göstermiş olduğunuz başarıya karşı geri durmak zorunda kaldınız. Ardından peki diğer taraftaki siyasi partilerde olan yapmış olduğunuz değişiklikler? Şöyle, yani daha sonra malum Refah Partisi Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı. Evet. Yani ben de siyaseti bırakmıştım. Yine ofisimde evet. devam ediyordum. 99 seçimleri öncesi şimdilerde ombudusman olan Sayın Şeref Malkoç, o zaman Fazilet Partisi milletvekili. Şeref Bey beni aradı, milletvekili adaylığı için müracaat etmemi istedi. Şeref abi de bizim fakülte yıllarından abimiz. Ben de dedim ki abi yani ben Erbakan Hoca tarafından fesih yemişim. Yani bu evet. nasıl olacak? Yok dedi, senin tarzındaki insanlara ihtiyaç var. Ben müracaat ettim. Müracaatım sonrası temayül yoklaması yapıldı. O temayül yoklamasında birinci çıkmış olmama rağmen 5. sıra adayı olarak seçimlere katıldım. Ve partimi yarı yolda bırakmadım. Bu şekilde devam ettim. Seçimlerde o zaman Fazilet Partisi 2 milletvekili çıkardı. 3 kişi seçilemedi. 99 seçimleri sonrası Anavatan Partisi Elazığ'da araştırma yapıyor. Bir takım sonuçlar alamıyor. Bir türlü milletvekili çıkaramıyor. Bu araştırmalarda karşısına bir isim çıkıyor. Yani Ömer Serdar. 3 ay bunun için beni şey yaptılar. Yani arayıp durdular. Biz partiyi, il başkanlığını sana vermek istiyoruz. Ben de hep düşündüm. Sonuçta
Uzatmayayım, bunu kabul ettim. Anatomi Partisi'nde il başkanlığı sürecim orada başladı. Ve 2002 seçimlerine gelince işte Anavatan Partisi'nin durumu ortada. Daha sonraki dönemde ben Anavatan Partisi'nin merkez karar üyesi oldum. Anavatan Partisi'nde Mumcu, Erkan Mumcu döneminde genel başkan yardımcılığı yaptım. Evet. O süreç de öyle devam etti. Daha sonra işte arada atladığım şeyler vardır. 2015 seçimlerine gelinceye kadar yani ben orada AK Parti'de milletvekili aday olarak müracaat ettim. Ve 7 Haziran seçimlerinde maalesef benim de yani kendime haksızlık yapıldığını düşündüğüm 4. sıradaydım. Biraz o dönemi seçimi izleyenler arkadan çekişli ifadesi kullanmışlardı liste için. Ben çok ciddi bir performans ortaya koydum. Yani Elazığ'da köylerine kadar adım atmadığım yer kalmadı ve sonuçta biz AK Parti'ye 3 milletvekili kazandırdık. Evet. Daha sonra bu süreç malum 1 Kasım seçimleri, 3 Kasım mı 1 Kasım seçimleriydi evet. Gelince hükümet kurulamadı, yeni seçim tekrarlandı ve ben AK Parti'den o dönem artık milletvekili seçildim. Parlamento çalışmalarım vardı. Ben milletvekili seçilir seçilmez zaten ilk dönem, ilk yasama yılı Meclis Başkanlık Divanı üyesi seçildim. Yani bu da Elazığ tarihinde ilktir. Yani Meclis Başkanlık Divanı üyesi sonuçta bir makamla taltif edilen bir yerdir. Elazığ'ın ilk kırmızı plaka aldığı, bakanlıklar dışında ilk kırmızı plaka aldığı dönemdir. Birinci yasama yılımız böyle oldu. İkinci yasama yılında da Meclis İnsan Hakları Komisyon Başkanı seçildim. Ve daha sonra yapılan bir erken seçimde milletvekilliği sürecimiz sonuçlandı. Siyasi hayatım da bu. Bu. Biz sizin AK Parti teşkilatı içinde hep görev aldığınızı biliyoruz. Evet. Siz de bahsettiniz zaten. Şu anda da yine mevcut şekilde de yine AK Parti teşkilatı içinde göreviniz var. Hı hı. Tüm bunları yaparken ve bu kadar emek sarf etmişken, mevcut görevinizde devam ederken milletvekili gösterilmemek sizi kırdı mı? Kırdı diyemeyeceğim ama üzdü. Yani ben sadece beni üzdü diye düşünmüyorum. Elazığ halkını da üzmüştür. Çünkü benim milletvekilliği, o 2,5-3 yıllık süreç içerisinde ortaya koymuş olduğum milletvekilliği performansı, komisyonda gösterdiğim işte çabalar, Elazığ'ın makro politikaları, makro projeleri için takip ettiğim süreçler dikkate alındığında o dönem Elazığ halkının da beklemediği bir şeydi. Ama bu iş nasip kısmet. Yani şöyle ben bakıyorum. Yani sonuçta sen kendini bu yöntem içerisinde bir iradeye teslim etmişsen, yani böyle bir seçim usulüne teslim etmişsen, seçilip seçilmeme sana haksızlık yapıldı yapılmadı şeyle alakalı değil. Bu o dönemin konjüktürü gereği böyle bir tercih yapıldı. Benim beklemediğim bir şeydi. Zaten sonuçta parti teşkilatlarına daha seçim sürecinde geldim. Arkadaşlarla birlikte de çalışmamı ortaya koydum. Çünkü benim anlayışımda şu yoktur. Yani bunu 99'da da aynen bu şekilde yaptım. Yani birinci çıkmış bir adam 5. sırada aday göstermişsen biraz kırgınlık belirtisi gösterir, bunu göstermedim. Evet. Miting alanlarında cayır cayır partinin savunusunu yaptım. Biraz daha nasıl çıkarırız, fazla oy alırız şeyini yaptım. Çabasını gösterdim. Aynı şekilde 7 Haziran seçimlerde de bunu gösterdim. Bu süreç içerisinde aday gösterilmemem, yani benim partime sırt çevirmemi gerektirmedi. Ben geldim burada arkadaşlarımızla çalıştım. Sonuçta 4 milletvekili parlamentoya AK Parti adına kazandırdık. Evet. Daha sonraki belediye seçimlerinde de aynı çalışmayı göstererek Elazığ Merkez Belediyesi'ni ve bir kısım ilçe belediyelerini partimize kazandırdık. Şudur, yani benim siyaset felsefemde, bir şeye inanırsın, bir siyaset tarzına inanırsın, onun gereklerini yaparsın. İçeride eleştirilerini yaparsın.
Ben bugün siyasi ve hukuki işler başkan yardımcısıyım ve parti içerisinde inanın sizin kamuoyunda tartıştığınız konuların büyük çoğunluğunu rahatlıkla tartışabilen, söyleyebilen birisiyim. Ben İnsan Hakları Komisyon Başkanı iken hükümetin icraatını eleştirmiş biriyim. Yani bu basına da yansımış biri. Bunları parti içerisinde konuşabilirsiniz. Parti içinde tartışabilirsiniz. Ama sonuçta o partililik kimliği sizde kaldığı müddet içerisinde o partiye ihanet etmezsiniz. Benim siyaset anlayışım bu. Dolayısıyla öyle bir kırgınlık olsaydı bugün görevimin başında olmazdım. Kırgınlığım yok ama siyasette iddiamı da devam ettiriyorum. Bu da bir realite. Evet. Siyasetle ilgili konuşmuş olduğunuz için, siyasi kimliğiniz daha doğrusu çok daha fazla öne çıkmış olduğu için birazcık daha siyasetten gitmek zorunda kalıyorum. Sorunlarımı hazırlarken de sizinle ilgili araştırmalar yaptığım zaman da hani siyasi kimliğiniz çok daha fazla öne geçmiş durumda. Elazığ siyasetinde 41 yıl sonra biliyoruz ki CHP'den Gürsel Erol aday olarak çıktı ve vekillik görevini devam ettiriyor. Gürsel Erol'un almış olduğu oylar biliyoruz ki sadece Elazığ'da CHP tabanından aldığı oylar değildi. Diğer farklı partilerden de oylar aldı kendisi. Ve bugün de yine baktığımız zaman Elazığ siyasetinde Gürsel Erol'un artık farklı bir yeri var. Burada birazcık daha söylemleri, vatandaşla daha fazla beraber olması, kol kola gezmesi diyelim ve İnsanlar milletvekillerine ulaşmak için hani Elazığ'ın siyasi tarihine baktığımız zaman da daha çok seçim dönemlerinde görürdü caddelerde ve sokaklarda. Ama Gürsel Erol'un sergilemiş olduğu stratejisi diyelim, seçimden sonra da yine vatandaşın yanında, sokakta, caddede, her yerde olmak üzerine kurulmuş bir siyaset yapmaya çalışıyor kendisi. Ve vatandaş da bunu benimsedi. Sindirdi, kabul etti ve bu şehirde yaşayan vatandaşlar da artık milletvekili olacaksa böyle olmalı. Biz her zaman her yerde ulaşabilmeliyiz. Derdimizi dinlemeli. Evet. Bugün baktığınızda siz hem Gürsel Bey'in bu tarzını nasıl değerlendiriyorsunuz ki program öncesi sohbet ettiğimizde de siz geçmişte beraber çok sayıda program yapmışsınız. Belki birçok insana göre daha iyi tanıyanlardan da birisisiniz kendisini. Elazığ'ın siyasete bakış açısı bu şekilde mi gitmeli bundan sonraki süreçte, yoksa bu oluşum sadece Gürsel Bey'in yapmış olduğu siyaset midir? Şöyle diyelim, yani Gürsel Bey Elazığ'ın gündeminde kalmayı başararak sonuçta siyaseten kendi çerçevesinde başarılı bir siyaset tarzı yürütüyor mu? Yürütüyor. Evet. Bu böyle. Ancak şu tespiti yapalım. Biraz önce siz değişik kesimlerden de oy alarak CHP'de seçildi ve CHP'ye artı oy katarak geldi. Öyle değil. Yani ondan önceki seçimde, 2011 seçimlerinde biliyorsunuz, 2011 miydi, 15 miydi? Ali Özcan 41 bin oy almıştı. Evet. Gürsel Bey bildiğim kadarıyla 38 bin CHP oyu. Gürsel Bey'in avantajı bir ittifak protokolü çerçevesinde girmiş olmasıydı. Sonuçta orada İyi Parti'nin ve Saadet Partisi'nin de oylarının katkısıyla seçilmiş oldu. Bu ayrı bir şey. Yani artı oy getirmiş getirmemiş meselesini açmak açısından şey dedim. Ama bunun dışında ortaya koymuş olduğu performans, Elazığ'la ilgili olması ayrı bir başarıdır. Evet. Yani bu hakkını da teslim etmek lazım. Ama şunu unutmamak lazım. Muhalefet milletvekilliği yapmak çok zor bir şey değil. Yani sonuçta söylersiniz, eleştirirsiniz. Kimse bunun hesabını size sormaz. Ama iktidarın bir yapabilme zorunluluğu vardır. Evet, söylediğini yerine getirmek zorundadır. Gayet tabii. Dolayısıyla Gürsel Bey böyle bir avantajla yola çıkıyor. Ayrı bir avantajı da şudur, sosyal ilişkileri iyidir. Biz parlamentoda beraber görevi yaptık. Yani benim de eski hukukum olduğu için parlamentoda olduğumuz dönemlerde çok yakın temasımız vardı. O vardı, İstanbul'dan başka Elazığlı CHP'den olan arkadaşlar vardı. Benim de o yönde sosyalitem iyidir. Dolayısıyla görüşmelerimiz olurdu. Kendi PR çalışmasını iyi yapan bir arkadaş.
Ama bu söylediklerinin siyaseten neye tekabül ettiğini veya Elazığ'a hizmet olarak neye dönüştüğünü söyleyebiliyoruz. Önemli olan bunları konuşmak. Ama biraz önce sizin ortaya koyduğunuz gibi bir iklim oluşturdu mu? Oluşturdu. Sonuçta geliyor, gidiyor vatandaş Elazığ'ın sosyopolitik tercihlerine göre belki partisinin de ideolojik çerçevesinin dışında Elazığ'ın sosyopolitik tercihlerine göre tırnak içerisinde daha popülist mesajlar da veriyor olabilir. Bu Elazığ halkının hoşuna da gidiyor olabilir. Evet. Ama ben siyaseti hep şöyle değerlendiririm. Yani yapmış olduğunuz siyasetin Elazığ'a katma değeri nedir? Bu katma değerleri konuşabilirsek o ayrı bir şey. Ama bireysel Elazığ'daki işte siyaset gündeminde kalma yönündeki başarısı var mıdır? Vardır. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. Yani buradan hareketle Elazığ'ın siyaset profili nasıl olmalı? Geçmişte ben uygulamasını ortaya koyduğum için rahatlıkla hep şeyle söylerdim. Programlara çıkmadan, seçilmeden önce de Elazığ için bir siyasetçi Elazığ'ın bir tür orkestrasyonunu sağlaması gerekir. Ne demek istiyorum? Bir tek milletvekili olmakla veya parti teşkilatı olmakla siz burada hizmet üretemezsiniz. Yani burada vilayet bürokrasisi, kamu bürokrasisi, üniversite, STK'lar bunlarla iç içelik sağlayarak, bunlarla bir eş güdüm sağlayarak buradan bir katma değer çıkarırsınız. Çünkü hepsi bir bütün aslında. Tabii, tabii. Evet. Dolayısıyla o dönem bunu çok konuştum. Yani yeniden hatırlatmakta fayda var. Biz göreve geldiğimiz dönem Murat Bey valiydi. Gittik. Bugüne kadar devlet ricaline sunulan Elazığ'ın sorunlarının listesini bir verir misiniz? 8-9 madde vardı. Gelen devlet ricaline bu sorunlar. Ve bunları teker teker aldık. Arkadaşlarımızla beraber o dönem ciddi bir eş güdüm de vardı milletvekilleri arasında. Arkadaşlarımızla birlikte takip ettik. İşte organizenin 6. 4. bölge sorunundan tutun da işte Ulova Sulaman ihale edilmesine, evet. Hamza Bey Barajı'nın ihale edilmesine kadar Harput Külliyesi'nin programı alınıp ödeneğinin çıkarılmasına kadar Kuzova'da rehabilitasyon çalışmalarına kadar bu Elazığ'ın makro sorunlarıydı. Bu makro sorunları aşama aşama gerçekleştirdik. Bunlardan yapamadıklarımız oldu mu? Oldu. Ama sonuçta 2,5-3 yıllık bir süreçti bu. Ve bu süreç içerisinde yaptıklarımızın azamisini yaptık. Yani bu süreç içerisinde partinin başbakan değişiminin, efendim bakan değişimlerinin, kongrelerinin, evet. 15 Temmuz'un da etkisi. O süreçte olduğunu dikkate alarak o dönem ciddi projeler kazandırdık. Elazığ'ın yatırım programına bir 2015 ile 2018 arasında baktığınızda bariz bir farklılığı görürsünüz. Buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Yani popülizmin dünyada bir şeyi var, bir karşılığı var bugünlerde. Evet. İşte yaşanan, evet. Süreçte belki bunu da konuşacağız. Evet. Yani Trump seçimlerine kadar uzanan, evet. Avrupa'da popülist liderlerin ortaya çıkması. Bu sonuçta siz dünyadan kapalı bir yerde değilsiniz. Yani bu iklimin size de yansıması var. Popülist siyaset yapmak kolaydır. Ben bununla Gürsel Bey'in pür popülist siyaset yaptığını demek istemiyorum. Evet. Yani halkla ilişkilerini de kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Ama muhalefet milletvekilliği yapmak kolaydır. İktidar milletvekilliği yapmak zordur. Siz orada icra makamısınız. Yapacağınız muhalefet iktidarın yapacağı eylemlere katkı sunuyorsa kıymetlidir. Bunu Elazığ kamuoyu değerlendiriyordur. Yani bundan sonraki süreçte de sanıyorum Elazığ'ın beklediği hep oldu. Yani atak bir milletvekili, parlamentoda atak, efendim kamu kurumları, daha çok duyuran, kamu kurumlarında, evet. Atak, yani kendi sorunlarına çok daha yakın, evet. Milletvekili istiyor.
sanıyorum böyle bir profil Elazığ'ın arzu ettiği bir şeydir. Evet. Yani. Elazığ, Giresun, İzmir etkisi bakımından farklılık gösteren afetler yaşadılar. Ve bu afetlerde de her il almış olduğu yardımlarla tekrar yaralarını sarmaya ve ayağa kalkmaya çalışıyor. Buradan tekrar herkese de tüm illere de geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha da yaşatmasın. Fakat bu illere yardımlar dağıtılırken önce tabii Elazığ yaşadı, ardından Giresun, sonra İzmir. Ve yardımların dağılımı yapılıp bittikten sonra burada Elazığ için konuşuyoruz tabii. Vatandaşımızın tepkileri oldu ve bu yardımları az buldu. Diğer illere yapılan yardımlarla kıyas yapıldı. Tabii burada sizin de az önce aslında bahsetmiş olduğunuz gibi popüler kültür de aslında araya giriyor. Çünkü sosyal medya dahil olmak üzere yapılan yardımın seviyesinde tabii benim yorum yapmak gibi lüksüm yok. Ben konuşulanları aktarıyorum ayrıca. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Hem basında hem sosyal medyada yapıldığı zaman belki bu şehre, A şehrine yapılan yardım çok daha fazla, B şehrine yapılan daha az ama bunu A şehrine yapılan daha az, B'ninki daha fazla diye gösterebilme yetisine de sahip artık insanlar. Çok kolay bir şekilde bilgi kirliliği diyoruz aslında bir yandan da bunu ama dışarıdan baktığımız zaman siz hem AK Parti teşkilatında yer aldığınız için hem de bahsettiğiniz gibi şehrin bütün sorunlarına da hakimsiniz ve Elazığ'a yapılan yardımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Elazığ'da deprem olduğu zaman ben de buradaydım sonuçta. Yani devlet kendini burada hemen hissettirdi. Geldi, çalışmalarını yaptı. İşte rezerv alanların tespitinden tutun da efendim yardımların organizasyonuna kadar birçok şey yaptı. Bunu, bu alanı milletvekili arkadaşlarıma bırakayım. Onlar sonuçta anlatır. Ama benim gördüğüm aksaklıklar var mı? Var. Sadece rol çalma olmasın diye bu işlere çok müdahil olmadım. Bu yardımların Elazığ'a az yapılması denilen şeye ben çok inanmıyorum. Sadece bir organizasyon, koordinasyon kopukluğu veya bunların yeterince anlatılmaması sorunun olduğunu düşünüyorum. Ama şu sorunu önemli buluyorum. Bunu parti genel merkezinde bizzatihi gündeme getirdiğim için, toplantıda konuştuğum için önemli buluyorum. O da şu. Giresun'da sel felaketi olduğunda işte orada esnafa yapılan hibeler Elazığ'da, şimdilerde İzmir'de nasıl bilmiyorum, Elazığ'da kredi olarak verildi. Ve ben bunu ciddi olarak, bunun bir haksızlık olduğunu söyledim. Yani keşke Giresun'a daha fazla yapılsa, keşke İzmir'e daha fazla yapılsa. Ama sonuçta siz felaketleri sınıflandıramazsınız. Burada hangi uygulamayı yapmışsanız Karadeniz'de de o uygulamayı yapmak zorundasınız. Ben keşke arkadaşlarımız bunun üzerine ısrarla gitseydi diye düşünüyorum. Ama ben parti teşkilatımda kendi birim toplantımızda ısrarla gündeme getirdim. Yani bu burada çifte uygulama yapamazsınız. Sonuçta bu vicdanları kanartır. Ve bu adil de değil. Yani sonuçta buradan bunu böyle yaptığınızda buraya belki daha fazla yatırım yapsanız bile, daha fazla deprem yardımı getirseniz bile insanlar oturur buna bakar. Dolayısıyla böyle bir eksiklik orada görüyorum. Onun dışında devletin burada rezerv konut tespitlerinden tutun da işte binaların yapımına kadar, yardımların ulaştırılmasına kadar çok ciddi bir kaynak aktardığını en azından biliyorum. Evet. Ha, bunun programlanmasında, dağıtımında veya PR çalışmasının yapılmasında eksiklikler olmuş mudur? Olmuştur. Yani sonuçta ben de buraya gelip gidiyorum. Yani şehre geliyorum. Buranın ürettiği sorunlar var mı? Var. Var. Bu sorunların kısmi azamisi şeyi ilgilendirir. Mahalli idareleri, mahalli ölçekte çözülmesi gereken sorunlardır. Bir kısmı da genel idarenin çözmesi gereken sorunlardır. Sanıyorum arkadaşlar da bu milletvekili arkadaşlarımız da bu çalışmaları yapıyordur. Çünkü vatandaştan bize de intikal eden, onlara da intikal eden sorunlar var. Peyderpey bu sorunların da çözüleceğine inanıyorum.
Sayın Serdar, bugün Elazığ'a baktığımızda evet deprem, pandemi süreci. Diğer taraftaki sorularıma geçmeden önce bunu sormak istiyorum. Aslında sona bırakmıştım ama Elazığ mutsuz. Elazığ neden mutsuz? Dışarıya çıktığımızda hani bunu artık okuyabiliyoruz. Daha cıvıl cıvıl bir şehirdik. Belki dünyanın sorunu, belki bizim gibi birçok ülkenin, Türkiye'nin birçok yerinde de, Türkiye'de de. Ama diğer illerimize baktığımız zaman Elazığ çok daha mutsuz. Evet. Yani bir hatıramı anlatayım bununla alakalı. Tabii adaylık sürecinde, televizyonlarda yaptığımız programlarda ben bunu böyle izah etmiştim. Yani Elazığ'ın pesimist bir yapısı var. Aslında daha optimist olabilir falan. Bu iki kavramı alarak bazı gazeteci arkadaşlar espriye dönüştürmüşlerdi. Benim de hoşuma gitmişti. Yani pesimist, optimist falan. Evet. Maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Bu yeni olan bir şey değil. Evet. Yani depremle ve pandemiyle ilgili değil. Bu şöyle, daha öncesine dayanıyor. Şöyle bir şey Esra Hanım. Şimdi Elazığ tarihine ve yerleşkesine baktığınızda Türkiye jeopolitiğine benzer, işte buradan ötesi farklı bir sosyokültürel yapıya sahiptir. Elazığ'dan doğuya ötesi. Evet. Dolayısıyla burası bir cumhuriyet şehri olarak devletin ciddi anlamda konuşlandığı bir şehir. Kamu kurumları, dikkat ederseniz bölge müdürlüklerinin çoğu buradadır. Yani baskın bir maaşlılar kenti olmuştur. Memur, işçi kenti. Dolayısıyla özel sektör burada çok hareketli değildir. Sonuçta maaşlılık olayı bir vatandaşta da şey oluşturmuş. Yani girişimci ruhu öldürmüş. Yani herkes kendi çocuğunun bir de kamu kurumuna girmesini, devlet dairesine girmesini arzu etmiş ve bu böyle sürgüt devam etmiştir. Bunun yarattığı sorunlar şehirdeki zenginleşmenin önünde engeldir. Yani özel girişimi çok güçlendirmediğiniz için, evet. Elazığ yanı yöresinde işte Malatya'dan, bilmem Maraş'tan, daha ötede Antep'ten geride kaldıysa, Kayseri'den geride kaldıysa, ki geçmişte Doğu'nun Paris'i falan filan, evet. Sonra bu ilk devlet kurumlarının konuşlanması aşamasında gide gide milli gelirden aldığı pay azalarak geldi. Yani yerli müteşebbisin, girişimcinin hareket alanı burada olmadı. Dolayısıyla sosyal ekonomik seviye bir mutluluk veya mutsuzluk kaynağıdır, bu bir. Evet. İkincisi sosyokültürel ortamın çok çeşitli etnik yapıları da son zamanlarda bir mutsuzluğun direnç noktası olmuştur. Şöyle anlatmak istiyorum. Elazığ, Türk'ün, Kürd'ün, Zaza'nın, Alevi'nin, Sunni'nin, Süryani'nin olduğu bir kent. Bu son zamanlarda yaşanan, son 20-30 yıla endeksli artı yaşanan göçle şehrin kültürel dokusu da değiştiği için sosyal kesimler arasında irtibat kopukluğu var. Etnik kesimler arasında irtibat kopukluğu var. Bu sosyalite sorunu da bir mutsuzluk kaynağı. Bunun üzerine deprem yaşadığı, pandeminin dünyada yaşadığı sorun, evet. Var. Yani bunun dünyadaki yansımaları da ortaya çıkacak. Yani hemen biz depremin akabinde pandemiyle ilgili sorunları yaşadık. Bunun üzerinde yarattığı bir mutsuzluk var. Dolayısıyla bu çemberi kıramıyoruz. Ama kırmamız lazım. Yani insanların bu üretkenliğine, sonuçta verimliliğine, evet. Halel getiren bir olgu. Yani hep olumlu konuşmak zorundayız. Evet. Toplumun bütün kesimleri bu pandeminin yaratacağı defekleri dünyada düşünsenize. Ya yani insanlar bir yıldır, 1,5 yıldır evlerinde, sosyal hayatlarını değiştirdiler. Ondan sonra yaşam biçimlerini değiştirdiler. Evet. Yani bugüne kadar bütün alışkanlıklarınızı bir tarafa bıraktınız. Yeni alışkanlıklar ediniyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde oldu. Yani
Bu aynı daha da. ne kadar süreceği de belli değil. Yani evet. İnsanlara soruyorum, ben bu ifadeyi çok duymuşum. Ya benim yarına dair ümitlerim yok falan diyor. Evet. Veya işte yaşam sevincim ortadan kalktı. Bunun dünyada da psikopatolojik sorunları olacak. Evet. Burada yapmamız gereken birbirimizi terapi etmeliyiz. Evet. Yani bu programlarla olur, bu sosyal ilişkileri yani yine diri tutarak ama kurallı yaşayarak bu sosyal ilişkileri ayakta tutarak en önemlisi insanların kendi mahallelerinden çıkarak orta mahallede biraz buluşmalarıyla olur diye düşünüyorum. Bu kısmını bir tarafa bırakıp insanlara karşı biraz daha sert bir mizacı olduğunuz ondan evet. sonra ve sınırları olan çok da böyle hani şimdi tebessüm ediyorsunuz ama güler yüzlü bulunmayan evet. Sert mizaçlı deniyor Sayın Serdar sizin için. Böyle midir veya neden böyle bir algı oluşmuş? Vallahi yani algı yanlış değil. Yani siz de söylediğinize göre birçok insan da bunu bana söylüyor. Evet. Ben de kendimi düzeltmeye çalışıyorum ama sonuçta demek yeterince başaramıyorum. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Baro seçimlerine gidiyorum o zaman, ben başkan adayıyım Elazığ Barosu seçimlerine. Kendi listemin sunumunu yaparken prompter'da dedim ki bir tane böyle çok güler yüzlü arkadaş vardı yönetim kurulunda. Dedim benim asık suratıma karşı bu yönetim kurulunun güzel yüzü, gülen yüzü olacak Abdülkadir falan. O arkadaşımız şimdi hakim. Böyle bir espri de yapmıştım. Aslında öyle böyle sınırları olan bir insan değilim. Yani birebir ilişki ya diyaloğa girenlerden böyle bir şey almıyorum. Ama böyle bir algı da oluşmuş. Demek ki şu oluyor. Yani bazen çok dalgın oluyorum, insanlara selam vermiyorum. Veya işte yüzümün fizyolojik yapısından dolayı yani benim eşim bile bana çatık kaşlısın falan diyor. Yani ama bunu aşamıyorum. Aslında ama, konuştuğumuz zaman da hem hukuk hem onun yanında sosyoloji ve yazarlık. Evet. Hepsini birleştirdiğimizde tam tersi çok daha fazla evet, yani toplum toplum bilimcisi, halkı çok iyi gözlemleyen, evet. vermiş olduğunuz sorularımıza cevaplarda da bunu görebiliyoruz seni. Evet. Çok güzel de çıkarımlar yapan, vatandaşla iç içe bir insan gibi cevap veriyorsunuz. Vallahi yani şimdi 30 yaşında, 30-32 yaşında işte il başkanı olmuş. Bütün yönetim kurulu üyeleri kendilerinden büyük, yaşça büyük insanlar bunlarla yaşamış. Ve bu süreç içerisinde hala siyaseten ayakta kalmayı başarıyorsan sonuçta bu ilişkilerin katkısı vardır diye evet. düşünüyorum. Ama biraz kendi dünyamda yoğun yaşıyorum. Zihinsel olarak çok yoğun yaşıyorum. Bunun fizyonomime bir yansıması oluyor. Ve bu da dışarıdan böyle algılanıyor. Onun dışında yoksa dediğim gibi yani sınırları olan, kendini işte izole etmiş, elitist bir noktada olan bir yapım yok. Bunu tanıyan insanlar böyle bilir. Ama sizin söylediğiniz de bir realite, bunu da inkar edemem yani. Bunu da böyle söylüyorlar. Daha dikkat etmeye çalışacağım, daha düzelmeye çalışacağım yani. Bu güzel yolda bir çalışma. Yani sonuçta sanatçı duyarlılığı olan, evet. yani toplum gözlemleyebilen işte... avukat olarak da siyasetçi evet. olarak da toplumun trajik, dramatik trajikomik yani alanlarını görmüş, yaşamış insanın böyle olması çok zor bir şey yani. Evet. Ama dediğim gibi yani bunu bana söyleyenler oluyor. Hemen yine siyaset ve hukuk birleşeninde aslında yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında ekonomi ve yargıda yapılacak olan ilişkin düzenlemeler olacak dedi. Tekrar istişareler yapılacağını belirtti. Ve temel hakların tabii korunmasının mülkiyet hakkı kadar savunulacağını
belirtirken de yine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun dedi. Ve bunları söylerken de hani yargıda bekleyenlerin, yargı mensuplarının da, savcılarımızın da, hakimlerimizin de hiçbir şekilde konjektüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz dedi. Kriterlerinin sadece dosyalar ve vicdanlarının olması gerektiğini aynen öyledir söyledi. Ve burada 83 milyonun yargıya güvenle bakması gerektiğini, tamamen bir eşitlik çerçevesinde yürümesini, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylemleri içinde yine sizin de içinde yer almış olduğunuz hani insan hakları konusuna da değindi. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman siz son günlerde yapılan bu açıklamalara da mütabik ne diyebilirsiniz? Yani ben şöyle diyeyim. Hukukçu olarak soruyorum tabii. Tabii yani hayır, o konuda siyasetçi olarak da hukukçu olarak da söyleyebilirim. Çünkü benim içeride farklı bir ajandam, dışarıda bir farklı ajandam yok. Yani o konuyu rahatlıkla konuşabileceğim konu. Türkiye'deki yargı süreçleriyle ilgili, yargıda yaşanan erozyonlarla ilgili her zaman sıkıntıları ben parti içinde de dile getirdim. Yani bunlar kesinlikle İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı yapmış biri olarak, geçmişte de zaman zaman bir takım aktivasyonlarda bulunmuş biri olarak rahatlıkla şunu söylüyorum. İnsan hakkı, hukuku, mülkiyet hakkı, düşünce hakkı, teşebbüs hakkı kutsal haklardır. Anayasal teminat altındadır. Dolayısıyla bunu kayıtlayacak herhangi bir yasal düzenleme yanlıştır. Bunu mahkum edecek herhangi bir mahkeme kararı yanlıştır. Yani ben bu anlayışta olan birisiyim. Özellikle yaşanan, yani ekonomideki farklı sürece işaret eden atamalarla birlikte yargının da bununla tahkim edilmesi gerekliliği Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildi. Biz de böyle düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki, yani ilk derece mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımaz oldu. Biz buna parti içinde de karşı çıktık. Konuştuğumuzda karşı çıktık. Yani ortada bir kanun varken, ortada bir anayasa varken, yani kendi hinterlandında hakime vicdani kanaatle karar verme hakkı tanımışken nasıl olur da siz bu kanunu çiğneyerek böyle bir tavır alırsınız? Bunlar işte sorundur. Yani evet, hak kavramının önündeki engellerdir. Siz kanunlar arasında nasıl bir hiyerarşik düzen varsa mahkemeler arasında da bir hiyerarşik düzen vardır. Yani bu altlık üstlük meselesi değil, bir derecattır. Biz hukuk tabiriyle deriz derecat. Derecattan geçmesi lazım. Yani o derecat içerisinde eğer bir ihlal varsa kardeşim, bu ihlali ortadan kaldırmak zorundasın. Biz kapalı bir ülke değiliz. Yani hukuk sistemi olarak dünyaya entegre bir ülkeyiz. Avrupa Konseyi üyesiyiz. Efendim, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında imzamız vardır. Dolayısıyla buradan çıkan uluslararası sözleşmelerle bizim ortaya koyacağımız uygulama paralellik arz etmek zorunda. Bu paralelliği sağlayamıyorsanız ülkede sorun başlar. O zaman ekonomi, dışarıdan bakan yabancı sermaye veya müteşebbisler, ya burada hukuk şeyi var, sıkıntısı var deyip gelmez. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği hukuk reformları, bu mahkemelerin tavır ve tutumlarından tutun da müteşebbisin önündeki engellere kadar birçok şeyi kapsamına alıyor. Yani ifade özgürlüğünde eğer bir sınırlama varsa bunun da alanının genişletmesi gerekiyor. Yani demokrasinin olmazsa olmazıdır. AK Parti çünkü reformist bir partidir. Yani geçmişte anayasa değişiklikleriyle yapmış olduklarına bir bakın. Yani Türkiye'de tahayyül edilemeyecek reformlar yaptı. Evet. Ortada kanunlardan bir geriye dönüş yok. Uygulama böyle sıkıntılar üretiyor. Dolayısıyla insanlar şunu soruyor. Ya ben bu yargıdan gerekli adaleti alamıyorum. Belki soracaksınız, sormayacaksınız ama ben konuya girmiş olayım. Yani yargıda eğer erozyon yaşatırsanız, güven sorunu yaşatırsanız başka hiçbir
alanda tahkim olamazsınız. Evet. Başarılı da olamazsınız. Türkiye'de yargı sorunu sadece bu döneme ilişkin bir sorun da değil. Maalesef siyasi iktidarlar geçmişte de yargıyı zaman zaman araçsallaştırmış, devlet içerisinde bir takım gruplar araçsallaştırmış. Geçmişte baktığınızda İstiklal mahkemelerinden tutun da Yasada evet. mahkemelerine, 28 Şubat mahkemelerine baktığınızda bunların tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Değil. Değil. Maalesef daha sonra değil. FETÖ yargılamalarında yargıya hakim olmasından sonra bunların, bu hakimlerin yapmış olduğu uygulamalara tarafsız ve bağımsız diyebilir misiniz? Yok. Maalesef. Sonuçta bugün de aynı sorunları yaşıyoruz. Evet. Yani biraz bu sorunlarımızın temelinde de 15 Temmuz sonrası yargıda 4.500-5.000 hakimin boşalmasının neticesinde yeterince hakim takviyesi yapılmadığı veya gelenlerin çok yeterli olmaması. Ama bir iktidar bunu mazeret gösteremez. Ben bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Biz bu reformları yapmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Adalet Bakanı'nın da söylediği doğru. Çünkü siz ekonomiyi ayakta tutmak için de bu yapısal reformları gerçekleştirmek zorundasınız. Tüm bunların ötesinde kendi insanınız için gerçekleştirmek zorundasınız. Yargın sorunlarını gidermek için. Çok teşekkür ediyorum. Çok az bir sürem kaldı. Hatta bitti diyebilirim de birazcık süre aşımı yaptım ama son sorumu da yine de iletmek istiyorum. Bundan sonrası için de Sayın Serdar yine seçim dönemi olduğunda kendisi vekil olmak için aday adayı olacak mıdır? Evet, nasip bakalım. Yani o günler ne gösterecek ama sonuçta ben siyasete devam etmek istiyorum. Bu irademi de yaptım. Görev itibariyle ortaya koyuyorum. Eğer bir kenara çekilmişliğim olsaydı şu an partide aktif görev içerisinde olmazdım. Nasip olursa yani böyle bir dönemde, yani bir seçim döneminde kendimizi teşkilatlara sunarız. Genel merkezin takdirlerine sunarız. Uygun görülürse, objektif bir değerlendirme yapılırsa tabii ki görevi yapmak isteriz. Yani sonuçta siyasete ben ciddi emek verdim. Yani dediğim gibi bir 30-35 yıllık bir ömür diyelim aslında. Evet, yani bir siyasi tecrübe Elazığ'a katkı olarak dönebilir, Elazığ'a katma değer olarak dönebilir. Kolay bir iş değil, siyaset rahat bir iş değil, rahat yapılan bir iş değil. Yani aileniz, çoluk çocuğunuz, sosyal çevreniz, ekonomik hayatınız sonuçta etkilenir, olumsuz etkilenir. Ama onun verdiği değişik bir haz var. Yani bir şey üretip ortaya koyduğunuzda, şehre faydalı olduğunuzda, bir insanın yüzündeki tebessümü gördüğünüzde, efendim bir insanın iş sahibi olmasına referans demeyeceğim de bu imkanı sağlandığınızda bunun verdiği değişik bir haz var. Bunun artık insanın hayırhanesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir maddi karşılığı yok, bunun bir pozisyon karşılığı yok. Yani ben sadece vekil olduğum dönemle alakalı değil, burada avukatlık yaptığım dönemde de Elazığ halkı çok iyi bilir. Yani bir siyasetçi gibi vatandaşın Ankara'daki, Ankara bürokrasisindeki işlerini takip etmeye çalışırdım. Çünkü uzun süre siyasette olmanın gerekliliği icabı. Evet. Yani kabinede evet. arkadaşların oluyor, üst bürokraside arkadaşların oluyor. Ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla nasip diyelim ama böyle bir irademin olduğunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sorularımıza çok güzel samimi cevaplar verdiğiniz için ayrıca. İnşallah başka bir programda yine bir araya geliriz diyorum. Çünkü gerçekten hem hukuk hem siyaset hem de okulu bitirmemenin çok bir önemi yok ama bir sosyolog gibi de toplumu çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu da yazar çizerliğinizle de herhalde bütünleşmiş. Onunla da birazcık iç içe geçmiş olsa gerek. Sizinle konuşulacak çok güzel konular var diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Yani benim için de uzun süredir televizyonlardan uzaktım. Genel basından. Bir başlangıç oldu. Güzel. Yani ben keyif aldım. Programınızın formatı çok iyi.
Umarım ekranların başında olan insanlar da keyif almıştır. Ben hasreten teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi programlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, başka bir Bunu Konuşalım programında beraber olmak üzere. Herkese iyi akşamlar.